Ender Haber'den sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kez daha biz Aylan Süren'in başına geldik. Ve ne yazık ki bültenimize bir soygun haberiyle başlıyoruz. İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan inanılmaz bir soygun olayı yaşandı sevgili seyirciler. İşin ilginç tarafı, soyguncular akıllara durgunluk veren bir plan hazırlayıp evi soyarken soygun ailenin gözler önünde gerçekleşti ama ailenin ruhu bile duymadı. İnsanın evi gözünün önünde soyulurken nasıl ruhu duymaz? Hadi ruhun duymadı, gözünde mi görmez? Hadi gözün görmedi, kulağında mı duymaz? Hadi kulağında duymadı, komşunda mı görmez? İşte tüm bunları araştırmak için Rıfkı Zıpkın'ı olay yerine gönderdiğim mağdur aileyle görüştü, planın detaylarını ortaya çıkardı. Kameraman Umut Sünger'in görüntüleriyle işte Rıfkı Zıpkın'ın haberi geliyor. Vallahi yine 10 numara anons yaptım ya. Filmleri aratmayan, akıllara durgunluk veren bütün haber jargonlarını aynı anonsta kullandım ya. Yani ne kadar mükemmelim arkadaş. Bazen ya bu kadar da mükemmel olmamalıyım, diğerlerine de bir şeyler bırakmalıyım diyorum ama ne yapalım? Allah bütün enkürmenlik yeteneklerini de bana ya bak. Ya Ferru abi! Ya Allah'ım ya! Ne var yine? Ne istiyorsun? Abi haberi girmemiz lazım. Çok uzattın. Sana ne kardeşim? İster uzatırım, ister kısaltırım. Sana mı soracağım? Çıksana. Allah Allah ya. Arkadaş ağız tadıyla kendimizi dövemiyoruz ya. Şurada kaç kişi kaldık ki zaten? Bir ben, bir Ali Kırca, bir Seval Çöpür, bir Sezen Yüce, bir Gülgün Feyman. Tamam abi. Haberi girmeye 4 saniye, 5 saniye, yok 2 saniye. Ya bir haberi girdi. Haberi izliyoruz. Sevgili seyirciler, o inanılmaz soygun işte bu evde gerçekleşti. Soyulan evin sahipleri Sabriye ve Sabri Reis'in evindeyiz. İşte gördüğünüz gibi ev tıptızlak kalmış. Toprağım geçmiş olsun. Olay nasıl oldu anlatır mısın? 20 senelik emeğim geldi Rıfkı Bey. Allah cezalarını versin onların. Allah cezanı versin Rıfkı Bey. Abla benim ne suçum var ya? Vallahi üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum Rıfkı Bey. Devlet bize yardım etsin. Ne var ne yok hepsini götürdüler. Yüzlerine, gözlerine, dizlerine dursun. He, gözlerine dursun. Devlet bize yardım etsin. Sakin olun toprağım mı? Olayı bir anlatın da anlayalım bakalım. Şimdi Rıfkı Bey, geçen gün kapıya mavi tulumlu işçiler geldi. Yanlarında mimarımız didikleri bir adam var idi. Bunlar dediler ki, televizyona çıkacaksınız. Biz sizin evi tepeden tırnağa yapışanı yapacağız dediler. Eşyalarınızı yenileyeceğiz, halıları değiştireceğiz, badana boya yapacağız. Biz de tamam dedik. Keşke misem demezseydik. Tamam dedik. Devlet bize tamam desin. Hangi programdan geliyorsunuz diye sormadınız mı toprağım? Sordum tabii. Evin bahane diye bir program varmış, oradan geliyoruz dediler. Bir iki kere izlemiştim. Ben bunları böyle gelip evi kırıp döküyorlar. Şu arada gıcır gıcır eşyalar veriyorlar. Hem de beleş. Tabii heveslendik biz de. Meğer bunlar onlar değilmiş, hırsızmış. Nereden bilelim? Bilemedik valla. Devlet bize bildirsin. Toprağı, kamera falan da var mıydı bunların elinde? Yoktu. Yoktu değil mi kız ellerinde kameraları? Yoktu valla. Devlet bize kamera alsın. Abi madem kamerası yok, kamerasız televizyon programı mı olur diye düşünmediniz mi? Evin bahane, soygun şahane valla. Ben aslında kıllandım ama biz montajda hallederik dediler. Orhan mıymış neymiş bir montajcıları varmış. Halletmediler. Devlet bizim işi halletsin. Abla devlet halletsin halletmesine de. Siz de biraz uyanık olun ama. Her televizyoncuyum diye ev alıyorsunuz siz de. Ya kardeşim ne biçim konuşuyorsun sen? İnsanlık ettik seni evimize aldık. Asabımı bozma zaten kafam bozuk. Televizyonculara olan hıncımı senden alırım ha. Bey bunlar da televizyona haber yapacağız diye bizi soymasınlar sakın. Sonra devlet 2 kere soyulduk diye yardım etmez bize ha. Vallahi doğru dedin. Abiciğim ne soyguncusu? Ben kuklagillerden geliyorum. Adım Rıfkı. Görmedin mi beni hiç televizyonda falan? Ya görmedim. Sen gördün mü kız? Yok görmedim.
Devlet bize yardım etseydi belki görürdü. Abiciğim kukmagiller var ya, hani hafta içi her gün 19.50'de TRT Haber'de ana haberden önce Ferruh var hani. Ne derler bilirsiniz falan der ya hani. Bunlar kesin hırsız. Ötekiler de böyle reklam yaptıydı ya. Bak aynısını yapıyorlar. Doğru dedin. Kesin bunlar da hırsız. Neredeydi benim odunuma? Ha, aha burada. Ha, aha, abi dur ya burada. Ne hırsızı? Ben hakiki televizyoncuyum. Muhabirim ben abi. Yenge bir şey desene ya senden. Devlet bize yardım etsin. Allah da sana yardım etsin. Eli ağırdır kocamın ha. Gel bakayım sen buraya. Dimek abimizi soyarsınız da kaçma. Seni bakayım. Rıfkı Zıpkı. Ana evet doğru söylüyor galiba. Ay doğru söylüyorsa bey. Doktorlar buna yardım etsin. Yardım. Abi kurmadan önce bakaydın ya kimliğe ya. Kafa. Pardon hocam ya kusura bakma. Sen de arada kaynadın ama bu zamanda da kimseye güven kalmadı be abi ya. He kalmadı vallahi. Devlet bize güven versin. Evet sevgili seyirciler yine olaylı bir haber oldu. Evleri soyulan Sabriye ve Sabri Reis çiftinin evini soyanlar elini kolunu sallayarak gezerken dayağı biz yedik. Neyse nasipte bu da varmış. Demek ki Rıfkı Zıpkın Kuklagiller Haber İstanbul'a kafam. Rıfkı'yı tebrik ederim. En sıradan haberde bile dayak yiyerek yine reytingleri alt üst etmeyi başardı. Fakat insanın aklına şu soru da geliyor tabii. Bu kadar odunlu dayaklı olaylı bir haberde oduncu Salih nasıl oldu da ortaya çıkmadı hayret. Neyse demek ki işi varmış bizim oduncunun. Zaten ne derler bilirsiniz. Başımız toprak, sonumuz toprak. Mühim olan çamurlaşmadan yaşamak. Teşekkürler Türkiye. Biz kimsenin kutlası değiliz. Hafta içi akşam 19.00'de TRT Haber'deyiz. İzleyemeyenler için yayından hemen sonra trthaber.com'dayız. Bekleriz. Yine harika bir haber oldu ya. Arkadaşlar tebrikler. Ana bayram biri odun mu dedi? Yok ya kimse dememiş. Yoksa biri odun dedi de ben mi duymadım? Yok ya biri odun deseydi ben kesin duyardım. Ana bayram duyan mı duymak mı? Duyan mı duymak mı? Duyan mı? Ana bayram ne oldu Rıfkı kardeş sana? Ya o kafa göz dağılmış. Sorma Salih Usta ya. Odunla giriştiler bana ya. Arkadaş ben varken niye başkasından dayak yiyorsun ya? Oldu mu hinci ya? Abi insan bir geçmiş olsun der ya. Sen ne diyorsun abi ya? Neyse odun lazım mı Rıfkı kardeş? Bak odunun olsaydı dayağı yemez idik. Yok abicim ya ne odunu ya? Ey sen bilirsin. Anam Rıfkı'ya vermişler sopayı. Yen mi yemek mi? Yen mi yemek mi? Yen mi yemek mi? Yer tabii canım. Her şeye burnunu sokuyor. Niye yemesin?